Geçici AKP hükümetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davutoğlu'na hükümeti kurma görevi verdikten hemen sonra 30 farklı karar aldığı ortaya çıktı. Seçimden sonra bürokraside alel acele pek çok önemli atamaya imza atan Başbakan Davutoğlu kabinesinin son icraatı muhalefetin tepkisini çekti. Türkiye yangından mal kaçırırcasına alınan o kararları resmi gazetede yayınlanınca öğrendi. Koalisyon turları öncesi AKP hükümetinin aldığı önemli kararlara muhalefet, hükümet 30 yeni yetkisiz karar yayınlamış sözleriyle tepki gösterdi. Muhalefetin tepkisine çeken o kararların tamamının Davutoğlu'nun Erdoğan'dan hükümeti kurma görevi aldıktan bir gün sonra Bakanlar Kurulu'ndan çıkması dikkat çekti. 30 farklı Bakanlar Kurulu kararının 18'ini imar değişikliği ve kentsel dönüşüm gibi rant içerikli kararlar oluşturdu. Örneğin hükümet Kocaeli ilinin Gölcük ve İzmit ilçelerinde bazı yerleri riskli alan ilan etti. 15 ayrı ilde ise acele kamulaştırmaya gidildi. Yine Kayseri ilinde tam 3 mahalle için kentsel dönüşüm kararı verildi. Bu arada yeni hükümet henüz kurulmamışken iktidarın yaptığı üst düzey atama sayısı 700 sınırına dayandı. Daha yeni başbakanlık dahil 4 bakanlıkta yeni atamalar oldu. Başbakanlık müşavirliğine müsteşar yardımcısı Mehmet Abdullah Canbek atandı. Canbek'ten boşalan müsteşar yardımcılığına ise doçent doktor Ömer Açık göz getirildi. Son Bakanlar Kurulu kararıyla Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne ise Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Sakarya atandı.